Herkese selamlar, ben Halil İbrahim Ungan. Bu videoda sizlerle beraber KeyShot 2024'ün yeniliklerinden bahsedeceğiz. İlk olarak karşımıza çıkan logo değişikliği. Önceden mavi zemin üzerinde beyaz bir logomuz bulunurken, şu an siyah bir zemin üzerinde biraz daha farklı bir logoyla, beyaz bir logoyla karşımıza çıkıyor. Bir de artık KeyShot'ın konseptinde de bir değişiklik var. KeyShot artık KeyShot Studio olarak karşımıza çıkıyor. Bir de KeyShot Studio'nun yanında KeyShot Hub ve KeyShot Dock isminde iki ürünümüz bulunuyor. Şimdi bu ürünleri biraz daha yakından tanıyalım. KeyShot Hub aslında Git kullanıcıların biraz daha aşina olduğu bir sistem. Bir PLM sistemine benzer bir ürün diyebiliriz. Burada KeyShot ürünlerinin yönetilmesi, özellikle belli organizasyonlar, büyük organizasyonlar içerisinde belli çalışmaların yönetilmesi, burada değişikliklerin takip edilmesi, bunu yalnız eş zamanlı olarak, bütün organizasyon içerisinde eş zamanlı olarak yapılması sağlanıyor. Biraz daha detaylara inilecek olursa, KeyShot ile senkronize bir şekilde çalışıyor diyebiliriz. Siz buradan yaptığınız değişiklikleri anlık olarak KeyShot Hub'a da aktarabiliyorsunuz. Aynı zamanda yöneticisi olduğunuz organizasyonlar içerisinde belli kişilere de dosyalar üzerinde değişiklik yapma ya da sadece okuma gibi yetkiler verebilirsiniz. Aynı zamanda organizasyon içerisinde belli dosyalar için işbirlikleri geliştirilmiş durumda. Burada dosya üzerinde yorumlar yapılabilir. Dolayısıyla tek bir dosya üzerinde yeri belli olan bir dosya üzerinde çalışanlar daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilirler. Tabi burada KeyShot'tan bahsediyoruz ama sadece KeyShot dosyaları değil, aynı zamanda diğer parti programlar, üçüncü parti programların dosyaları da buraya entegre edilebilir. Mesela bir KeyShot'a ilişkili olan işte Adobe dosyası ya da başka bir CAD dosyasında buraya ilişkilendirebiliriz. Değişiklik yönetimlerini burada gerçekleştirebiliriz. Değişiklik takiplerini burada kolaylıkla görebiliriz, yönetebiliriz. Aynı zamanda özellikle çok fazla materyallerle çalışan organizasyonlarda bildiğiniz gibi o malzemeleri, o materyalleri bulmak zorunlu bir çalışma haline gelebiliyor. Bunu da kolaylaştıran bir yöntemimiz bulunuyor. İşte Discoverable Asset dediğimiz. Burada belli isimlendirme teknikleriyle beraber belli dosyalarınızı hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. KeyShot Hub'dan bahsettik. Şimdi KeyShot Dock'a geldi. Özellikle reklam departmanları ya da grafik tasarım departmanlarının en büyük sorunu aslında stoktur. Yani ellerinde bulunan videolar, resimler, fotoğrafların stoğunun doğru bir şekilde tutulması. Buna dijital varlık yönetimi deniyor. Dijital varlık yönetimi aracı olan KeyShot Dock'ta siz elinizdeki malzemeleri kolaylıkla sınıflandırabilir, bunları isimlendirebilir. Daha sonra bu isimlendirmeler ve sınıflandırmalar neticesinde daha kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Evet, şimdi KeyShot Studio içerisindeki yeniliklerden bahsedelim. Birinci yeniliğimiz Sharpening yeniliği. Burada belli sahneler içerisindeki nesnelerin keskinliğiyle oynayabiliriz. Yani buradaki keskinlikten kastımız işte yoğunluk bilgisi, mesela fotoğraf içerisindeki yoğunluk bilgisi ya da belli geçişlerdeki keskinlikler, burada radius deniyor. Bakın fotografiki buradan tıkladık ve sharpen'ı aktif hale getiriyorum. Burada iki ayarımız, iki parametremiz bulunuyor. Intensity ve radius. Bakın intensity'yi buradan artırdığımız zaman şu şekilde daha ışığın daha artmış şekilde görebiliyoruz. Ya da bakın şöyle
Birazdan radius'u da geçeceğiz. Bakın radius için de bu şekilde arttırdığımız zaman geçiş bölgelerinde, bakın şuralarda mesela, daha belirgin olarak görebiliyoruz. Bu da radius seçeneğimiz. WebViewer'da yapılan değişikliklerden bahsedelim. Tabii majör değişikliklerin yanında minör değişiklikler de yer alıyor. Mesela konfigüratör menüsü artık WebViewer içerisinde değil, Web-based içerisinde yer alıyor. Bu tabii performansa yönelik hamleler. Şöyle geçelim. Bir de WebViewer içerisindeki görünümlerin iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar mevcut. Burada mesela Shadow Update ile opacity haritalarını kullanarak aslında daha gerçekçi gölgelendirmeleri yapmak mümkün. Bir de bence bir devrim niteliğinde olan Frustum Cooling dediğimiz bir yenilik de mevcut. Burası aslında yine işte kullanıcıların en fazla müzdarip olduğu konulardan biri performans konusu. Yani sizin büyük bir sahneniz varsa, bunların içerisinde nesneler varsa, sizi WebViewer içerisinde önceden import ettiğiniz zaman ne yapıyordunuz? Bütün nesneleri, sahneyi işlemeniz gerekiyordu. Fakat burada bunu yapmanıza gerek yok. Frustum Cooling tekniğiyle artık sadece gördüğünüz yerin gördüğünüz yeri bir frustum şekli hacmi içerisine alarak sadece o yerin işlenmesini sağlıyor. Yani sizin o an ekranda olmayan nesnelerin işlenmesini engelliyor. Böylelikle hem performanstan tasarruf, performansı da artırmış oluyorsunuz. Hem donanım kaynaklarınızın tasarrufunu sağlarsınız. Hem de modelinizi daha kolay bir şekilde işlersiniz. Bir de burası aslında yine kullanıcıların talebi doğrultusunda geliştirilen bir yer. WebViewer içerisinde render alma işlemi sırasında önceden 3 boyutlu sahnelerin, 3 boyutlu modellerin import edilmesi gerekiyordu. Bu da tabii bir performans sorunu ortaya çıkartıyordu. Fakat burada artık Add 3D Model seçeneği eklenerek artık bu kullanıcıya bırakılmış durumda. Burada isterseniz 3 boyutlu modeli ekleyebilirsiniz ya da eklemeyi de bilirsiniz. Malzemelerin artık cevabı diyelim, yani malzeme değişikliği sonrası yansımaların gerçek zamanlı görüntülemedeki performansı iyileştirilmiş durumda. Aynı zamanda anizotropik olan yani farklı doğrultularda farklı özellikler gösteren malzemelerin yansımaları da burada iyileştirilmiş durumda. Yansıma haritaları eklenerek, iki boyutlu yansıma haritaları eklenerek aslında siyahla beyaz tonları arasında bir optimizasyon yapmayı sağlayan yansıma haritaları da eklenerek daha gerçekçi yansımalar burada eklenmiş durumda. Farklı renk kütüphaneleri eklenmiş. Evet, bir de yine optimizasyonla ilgili bir yeniliğimiz var. Burada bildiğiniz gibi KeyShot, Nvidia'nın Optics framework'ünü kullanır. Optics bir ray tracing, yani ışığın nesneler üzerindeki ne diyelim, yansımasını, görüntüsünü simüle ederek daha gerçekçi bir görünüme kavuşturan bir motor diyebiliriz. Bunun versiyonu yükseltildi. Optics 8'e yükseltildi motoru. Böylelikle Optics 8'in ne diyelim, yeniliklerinden de faydalanabiliriz. Bir de import edilen üçüncü parti programların, üçüncü parti dosyaların versiyonları ile ilgili bir yenilik mevcut. Burada işte Creo ya da başka programların KeyShot 2024'te entegre olacak şekilde yeni versiyonlarını da import edebiliyoruz. Burası da bir dosya sıkıştırılması ile ilgili bir yenilik. Z-Standard dediğimiz aslında Facebook'un geliştirdiği bir sıkıştırma tekniği algoritmasıyla dosyaları biz sıkıştırabilir. Aynı zamanda performanstan da ödün vermeyerek bunu yaparız.
Bakın normalde şuradan sağladığı faydaları görebilirsiniz. Sıkıştırmayı %33 daha optimum hale getiriyoruz. Ve aynı zamanda daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz bunu. Bir de Network Rendering kullanan kullanıcılar için şöyle bir yeniliğimiz var. Yine performansı artıran belli logları buradan silebileceğimiz bir buton geldi. Burada Auto Delete Jobs dediğimiz. Bunların işte biten ne diyelim biten işlemlerin otomatik olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Böylelikle performansın daha yüksek seviyede kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Donanımların artık malzeme, artık işleri harcanmasını engelleyebilirsiniz. Evet, sunumumuz bu şekildeydi. Şimdi KeyShot 2024, KeyShot Studio 2024'e geçerek oradaki yeniliklerden bahsedelim. 2024 versiyonuyla beraber ilk karşımıza çıkan özellik WebViewer içerisindeki Baked Mode özelliği. Şöyle WebViewer içerisine girdiğim zaman bakın artık WebViewer bir grafik arayüzü de içeriyor modelimizin bulunduğu. Burada Bake Preview diyerek bakın tekstür yüzeylerini daha gerçekçi bir görünüme de kavuşturabilirim. WebViewer'a göndermeden önce. Bakın bunu bu şekilde yaptığım zaman artık şöyle gördüğünüz gibi daha bakın gerçekçi görünümler elde edebilmem mümkün. Bir diğer özelliğimiz Default Field özelliği. Bakın şöyle kameraya geliyorum. Şurada Default Field seçeneğimiz bulunuyor. Default Field neydi? Daha doğrusu Default Field önceki versiyonlarda da bulunuyordu. 2024 ile beraber gelen özelliğimiz aslında şu. Shape, Aperture Shape seçenekleri altındaki tekstür. Önceden biz Camera Blade seçeneğiyle sadece bu seçeneğimiz bulunuyordu. Şimdi ise tekstür seçeneğimiz de bulunuyor. Şöyle burayı daha iyi anlamak için Default Field nedir? Biraz onu hatırlayalım. Default Field aslında kameralardaki odaklanma mantığından esinlenmiş bir fonksiyon. Burada sıralı objeler içerisinde istediğimiz bir objeyi odaklayabiliyoruz. Nasıl yapıyoruz bunu? Belli faktörleri fine tuning yaparak yani ince ayar yaparak yapabiliyoruz bunu. F-stop dediğimiz bir faktör var. Bu aslında kameralarda da bulunan bir faktör. Odak uzaklığımız bulunuyor. Burada aslında yaptığımız mouse ile yaptığımız zoom in zoom out hareketleri de odağı etkileyebilir. Mesela bakın şöyle bir objemiz bulunuyor. Bu objenin arka planını da görebiliyorsunuz. Arka planı blurlanmış durumda. Neden? Çünkü şurası şuraya odaklanılmış. Bakın kameraya odaklanılmış ve çok gerçekçi bir görüntü elde edilmiş. Bu gibi işlemleri yapabiliyoruz Default Field ile. Tabi bunun video hali de mümkün. Bakın şöyle sırala olan şişeleri odak noktalarını sırayla değiştirerek aslında güzel bir video elde edebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şimdi tekrar KeyShot'a geri dönelim. Default Field seçeneğimiz açık. Şöyle yakınlaşıyorum. Tabi bakın zoom in zoom out hareketlerimiz de etkiliyor. Mesela şuraya tıkladım. İstediğim yere bakın odaklayabilirim. Şuraya odakladım, buraya odakladım. Ya da şunu yapabilirim. Buraya kapatıyorum. Mesela F-stop'la oynuyorum ya da focus distance'la oynuyorum. Bakın bunu şu an çok bir fark göremiyoruz ama şunu azalttığımız zaman fokusun azaldığını görüyorsunuz. Blurlandığını görüyorsunuz. Ancak nasıl değişir bu? Ya şöyle yakınlaşırsınız, focus distance'ı azalttığınız zaman yani zoom in yapmanız lazım. Ya da işte f-stop'larla da oynayabilirsiniz. Mesela şunu bu şekilde yaptınız. F-stop'unu biraz daha arttırmanız
ve işte biraz daha uzaklaşmanız gerekir. İşte bunlar arasında bir fine tuning yaparak istediğiniz odağı elde edebilirsiniz. Ya da işte buradaki lokasyon seçeneğini de kullanarak dilediğiniz bölgede fokuslama işlemi, odaklanma işlemi yapabilirsiniz. Şimdi gelelim 2024 ile beraber gelen fonksiyonumuz, tekstür fonksiyonu. Aperture Shape aslında ilk olarak Camera Blade'i içeriyordu. Camera Blade yine burası Depth of Field alanı içerisinde, yani yine bir fokuslama aracı diyebiliriz. Bulurlamayı aslında primitif shape'leri kullanarak yapıyor. Yani üçgen, kare gibi şekilleri kullanarak bulurlama işlemini yapabiliyor. Odaklama işlemini de aynı şekilde yapıyor dolayısıyla. Burada Camera Blade'e tıkladığınız zaman bakın blade sayısını arttırdığınızda odaklama işlemini gerçekleştirir. Tekstürde ise bunu aynı zamanda tekstürlerde de uygulayabilmenizi sağlayabilirsiniz. Şimdi bir diğer özelliğe geçelim. Diğer özelliğimiz şu, objeleri hareket ettirme. 2024 ile beraber artık objeleri daha dinamik bir şekilde, daha bilinçli bir şekilde diyelim, hareket ettirebiliyoruz. Mesela şöyle scene içerisinden, diyelim ki ben bu fırçayı seçeceğim. Şöyle fırçaya tıkladım ve Ctrl D tuşuna basıyorum. Şöyle Ctrl D dediğim zaman, bakın şöyle taşıma aracı karşıma çıkıyor. Buradan istersem grafik ekran içerisinde okları kullanarak hareket ettirebilirim. Ya da şuradaki radyo butonlarını kullanarak diğer eksenleri kilitleyebilirim. Diğer eksenleri inaktif hale getirebilirim. Mesela X'e tıkladım. Bakın şöyle sadece faremi hareket ettirmem yeterli. Şuraya OK dediğim zaman, yani tıkladığım zaman buraya bırakmış olduk. OK dediğimizde buraya getirmiş oluyor. Ya da şurada bakalım belli primitif shape'leri de getirebiliriz. Bunu buraya koydum. Burada boyutlarını için şöyle scale'i seçiyorum. 0.5 dedim. Şuraya da 0.5. Buraya da 0.5 dedik. Bakın herhalde Depth of Field seçili. Evet, bunu da kaldıralım. Burada da yine aynı şekilde. Bu arada bakın oklarda renklendirilmiş durumda. Burada kırmızı ok X eksenini ifade ediyor. Yeşil ok Y eksenini, mavi ok da Z eksenini ifade ediyor. Ben buradan X'e tıkladığım zaman şöyle gördüğünüz gibi sadece bu eksende hareket ediyorum. Bir diğer özelliğimiz ise import dosyaları içerisinde gelen bir yenilik. GLTF dosyalarında biz sadece ne yapabiliyorduk? Animasyon olmadan yapabiliyorduk. Yani animasyon içeren GLTF dosyalarını import edemiyorduk. Fakat 2024 ile beraber artık animasyon içeren GLTF dosyalarını da import edebiliyoruz. Buradaki seçenek sayesinde, buradaki seçeneği aktif hale getirdiğiniz zaman, import dediğiniz zaman animasyonla beraber import edecektir. Son olarak bir de scene içerisinde gruplama yapmamızı sağlayan yeni bir özelliğimiz var. Mesela burada fırça ve işte sehpa diyelim buna. Fırça ve sehpayı aynı grup altına toplayabiliriz. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Bakın şöyle buraya birinci objemiz, burada Scene Collection dediğimiz aslında sehpamız. Bakın buna sağ tıkladım. Add to Group diyorum. Ve model setin altına, şuradaki model setin altına yeni bir grup açıyorum. İşte sehpa diyorum mesela buraya. OK dedim. Sehpayı getirdim. OK diyorum. Bakın şunu getirdim. Daha sonra Brush'a sağ tıklayıp Add to Group diyorum. Sehpayı seçiyorum. OK dedim. Continue dedim. Yine bunu sehpanın altına getirmiş olduk. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.